Osman sitem tabii. etti. Ya çağırdık Abbas'ı gelmedi. Burada yani bu aynı zamanda Amerikan Kongresi'ne bir cevaptır. Yani biz de bak buraya çıkardık, konuştu uzun uzun ve biz de sürekli alkışladık. Üstelik de Sayın Devlet Başkanımız da bütün kabine üyeleriyle birlikte sürekli alkışladı. Dolayısıyla ben bu meseleyi önemsiyorum sevgili Nagihan. Yani sembolik anlamı kıymetli, içeriği dolu, Şimdi biliyorsun biz bütün aynı hamleler jargon güzel. gazeteciyiz. Hani biz hani baktığımız zaman şunu söyleriz işte bu fotoğrafı nereye koyalım? Ha. Dünya bunu nasıl okudu? Ha. Onu sormak istiyorum. Yani sonuç itibariyle Abbas geldi konuştu. Evet hepimiz dinledik. Çok net mesajlar verdi. Peki bu konuşmayla hakkı davasını dünyaya anlatma noktasında nasıl bir etki oluştu? Şimdi Türkiye bir ayağı doğuda bir ayağı batıda olan canım ülkem hem doğulu hem batılıdır. Benim ülkem hem doğunun hem batının bir parçasıdır. Dolayısıyla Türkiye'de bunu yapması, yani herhangi bir Körfez ülkesi ya da herhangi bir Arap ülkesi değil de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yapması hem doğuya hem batıya bir mesajdır. Yani doğu zaten belirli ölçüde bunun farkında ama asıl batı bizimle birlikte daha net farkına varacak. Batı bizimle birlikte net farkına varacak ve eğer biz bir manşet atacaksak Türkler Abbas'la meydan okudu. Yani Batı bu mesajı alacak. Ve Türklerin bu Filistin meselesindeki duyarlılığı, sahiplenmesindeki ısrarı bu ısrardan hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Vazgeçmediğimizde biz burada gösterdik. O yüzden bu fotoğrafa bir manşet seçeceksek Türkler meydan okudu. Aslında çok güzel bir cümle. Türkler meydan okudu, Aynen öyle. dünyaya meydan Ve ben okudu. olsam mesela diyelim ki Fransa, İngiltere ya da İtalya'da gazeteciysem Erdoğan'ın Filistin askısı olan fotoğrafı ve arkasında kabine üyeleriyle ayakta Abbas alkışlamasını koyar ve manşeti Türkler meydan okudu. Başlığını atardım. Yani bu başka her şeyi anlatır. Çok net söyledin ve bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o fotoğraf çok Evet. net. Türkiye Çok dünyaya çok. meydan okudu. Yalnız Aynen. bile kalsa hakkın yanında olduğunu bir kez daha Bravo. gösterdi. Aynen Sayın öyle. Cumhurbaşkanı da bunu çok net olarak hem beden diliyle hem kendisi de her yerde söylüyordu ama artık parlamentomuzdan konuşturduk. Tabii ki. Tabii Parlamentomuzdan ki. net mesajlar Tabii ki. verdik. O nedenle bunun hani tartışılacak hiçbir tarafı yok. İnşallah Filistin halkına bu bağlamda ulaşabiliriz. Onların Evet. hakkı davalarını her yere taşıyabiliriz diyoruz. Çok Allah teşekkür yollarını ederim. açık etsin. Ağzına sağlık Sağ dedik olasın. İlter.